bulundu. Anons etmiştim, bir kez daha anlatacağım. 12 Kasım 1999 depreminde 845 kişiyi kaybettik. Düzce Kaynaşlı merkezi bir deprem. Düzce o dönem Bolu'nun bir ilçesiydi ve depremin sonrasında 81. kent olarak resmiyet kazandı Düzce. Kaynaşlı, Bolu, Kocaeli pek çok bölge, Ankara'ya kadar pek çok yer etkilendi, sallandı. Ama en çok ölüm Düzce ve Bolu'da yaşandı. 845 kişi, yine yüzlerce insan yaralandı, yüzlerce bina hasar aldı. Ve bugün işte o depremin 21. yıl dönümü. Depremden sonra neler değişti? İzmir Bayraklı depremi bize hangi mesajları verdi, neleri hatırlattı? 2 hafta önce konuşuyorduk, 30 Ekim tarihinde. Söylüyordum zaten, unutacağız biz, çabuk unutan bir milletiz. Birkaç gün konuşuyoruz ki öyle de oldu. Bir hafta konuştuk, bitti. 115 kişi öldüğüyle kaldı, gittiğiyle kaldı. O binalar onlara mezar oldu ve bıraktıkları boşluklar hala duruyor. Peki Türkiye ne kadar hazırlıklı depreme? İşte bu soru bir kez daha akıllara geliyor. Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümünden doktor öğretim üyesi Fırat Soner Alıcı hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, teşekkürler Nurbe. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Daha çok iyilik dileyelim hocam, evet, o zaman hocam çok size. Şimdi döneceğim size, bir haber var depremlerden bahsetmişken. Her taraf sallanıyor, dünya sallanıyor, Türkiye sallanıyor. Hatta programın hocamızın ardından bir video paylaşacağım sizlerle. Dünyanın nasıl ve ne büyüklükte sallandığını ekranlarınıza getireceğiz. Fakat 2020 yılında en çok ölüm Türkiye'de yaşandı. O detayları aktaracağım size ve bunun sebebini konuşacağız biz hocamızla. Ege Denizi beşik gibi sallanıyor diyebiliriz. Kuşadası Körfezi'nde dün bir deprem meydana geldi. O haberi aktaracağım size. 4.8'di. Sarsıntı Ege kıyılarında hissedildi ve kısa süreli panik yaşandı. İzmir depreminin yaralarını sarmaya çalışırken Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem korkuttu. Körfez'in açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve çevre illerden de hissedilen sarsıntı bölgede kısa süreli panik yarattı. Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada herhangi olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'i vuran depremle ilgili başlatılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili son bilgileri paylaştı. 109.921 binada 586.000 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Yine 5.119 binamız az hasarlı, 511 binamız da orta hasarlıdır. Kurum, depremzedelere yönelik yardımlar hakkında da bilgi verdi. Türkiye'deki mobilya üreticilerimizden 1.000 ailemize 25.000 lira değerinde eşya yardımı, ağır hasarlı binalarda 13.000 lira vatandaşımıza taşıma ve kira yardımı, ev sahibi olanlara. Yine ağır hasarlı binalarda 5.000 lira kiracılarımıza taşıma ve kira yardımı. Orta hasarlı binalarımızda 5.000 lira taşınma yardımı ev sahiplerimize, 2.500 lira da kiracılarımıza veriyoruz. 115 kişinin hayatını kaybettiği depremde Torbalı Belediyesi'nde yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Ağır hasar alan ve depremden sonra boşaltılan binanın güvenlik kamerası görüntülerinde bir anne bebeğini kucaklayıp kaçarken bir belediye personelinin de merdivenlerden inerken sendelediği görüldü. İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan Ayda'dan yürekleri ısıtan yeni görüntüler geldi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde iyi olduğunu söyledi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerinde oyuncaklarıyla oynayan Ayda el sallayarak "Hepinizi çok seviyorum, beni merak etmeyin" dedi. Ben çok sevdim, beni merak etmeyin. Ayda bebek iyi, annesini kaybetti biliyorsunuz. El sallıyor bize. 3 yaşındaydı, 91 saat sonra çıkmıştı enkazdan. Köfte ayran istemişti. Ancak annesi Fidan Gezgin can vermişti. Ayda bebeğin haberini aktardık defalarca, ekranlara getirdik ama onun haberini aktarırken 115 kişinin nasıl öldüğünü bence çok konuşmadık. Niye öldü 115 kişi mesela? Rıza Bey Apartmanı, Doğanlar Apartmanı, Elçin Apartmanı, sonrasında Emrahlar Apartmanı mesela. Bu apartmanlar niye yıkıldı, diğerleri niye sağlam? Niye sadece belli binaların, belli apartmanların adlarını sayıyoruz? Bunları bence çok konuşmadık ve
Zaten şu son bir haftada hiç konuşmuyoruz. Ama biz bugün 12 Kasım'ın yıl dönümünde işte bu konuyu konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. 12 Kasım 1999, 3 ay öncesi bile değil, 17 Ağustos 1999, 17 binden fazla insan ve sallanan bir bölge, Marmara bölgesi, hatta Kuzey Anadolu fay hattı tarihte bunu söylüyor. Bolu Gerede depremi ve Çankırı bölgesinde, Bolu'da, Kocaeli'de meydana gelen depremler. Ne değişti 21 yılda Türkiye'de? Yani aslında şöyle baktığımızda değişen bir şey, hani enkaz arama çalışmalarında işte teknolojik gelişmenin faydasıyla ortaya çıkan teçhizatları çok daha iyi kullanabiliyoruz. Yani ama yine deprem sonrasında yapacağımız, atacağımız adımlarda bence biraz kademe, aşama kaydettik. Ama şöyle baktığımızda deprem öncesi için yapılması gerekenler konusunda baktığımızda aslında aynı senaryoları, aynı görüntüleri hala yaşıyoruz. Deprem öncesi için iyi tasarlanmış binalar, yapı stokunun güçlendirilmesi, işte bazı bildiğimiz raporlar sonucu ortaya çıkan Türkiye'de riskli binalar tespit edilmiş. O binaların kentsel dönüşüme sokulmayıp ya da güçlendirmesi yapılmayıp yeni binaların, yeni arsalara yapılması ya da rant getirebilecek yerlerde yapılması sonucu aslında görüntü yine aynı. Değişen sadece deprem sonrası enkaz arama çalışmalarında daha hızlı bir şekilde müdahale olabiliyoruz. Yardımları daha hızlı bir şekilde aktarabiliyoruz. Değişen o. Benim görüşüm tabii. Hocam bu da kötü bir şey. Çünkü acı bir alanda tecrübe kazanıyoruz. Mesela trafik kazalarının sonrasında ilk yardım konusunda çok iyiyiz bence. Doğru. Ve bu kötü bir sonuç aslında. Yani önce tedbir alsak da acıda tecrübe kazanmadan mesela bu tedbirimizi en başta sağlayabilsek. Doğru. Yani yapılması gereken de aslında tüm hastalıklar konusunda da tedavi de son aşama. Dediğiniz gibi bir trafik kazasında da son aşama işte kazaya müdahale. Onun yerine bazı kurallara uymamız gerekiyor. Aslında bu işin doğasında, hayatın doğasında da var. Yani toplumlar bir araya gelmişse, düzgün bir yaşayış sağlamak istiyorsa bir medeni çerçeve içerisinde o zaman kurallara uyacağız. Bu hem bina yaparken de kurallara uymak gerekiyor. Yasa koyucuların bir şekilde denetlemesi gerekiyor. Hem insanların vicdani olarak da bir şeyleri yaparken vicdanların sesini dinleyerek yapması gerekiyor. Yani işte farklı bakış açıları var ama bu tarz konularda benim görüşüme göre ben 3 tane farklı ana başlığı bunu diğer programda dile getirmiştim. İşte sosyolojik kısmı var, idari kısmı var yasa koyucuların. Bir de teknik kısmı var. Yani bu üçü olmadığı zaman yani biz depreme karşı bina tasarımı yapalım tamam. Tasarımı çok güzel olabilir ama sosyolojik olarak işte hep müteahhitlere tefe koyuyoruz ama baktığımızda eğer müteahhit hep genel çerçevede yapım aşamasında bazı sorunları göz ardı ederse, önlemler almazsa o da çok bir anlam ifade etmiyor. Ama bunu da kontrol edecek yasa koyucular var. Bazı yaptırımlar olması lazım. Sen işte bu tasarıma uygun yapmazsan senin akıbetin böyle olacak. Böyle bir cezayla karşılaşırsın denebilir. Yani bunlar çok gönlü olarak irdelenebilir. Ama maalesef Türkiye'de hani bu uzun soluklu bir aşama. Bazı adımlar gerekiyor. Bir de şöyle baktığımızda aslında radikal kararlar alınması gerekiyor. Bu biraz hani siyasi olarak çok olumlu yaklaşılmıyor. Çünkü hani bazı olumsuz geri bildirimleri olunabilir diye düşünülüyor tabii. Çok doğru. Evet, siyasiler o konuda çok temkinliler. Çünkü geri dönüşlerde sert olabiliyor vatandaşlar. Sosyoekonomik tarafları var. İnsanlar evden çıkmıyor mesela. Evinden çıkamıyor çocuk olduğu için. Rıza Bey Apartmanı bunlardan birisi. İnsanlar bile bile oturmuşlar o binalarda çocuk olduğunu bile bile. Şunu söylüyor mesela vatandaş. Ya ben çıkmaya çıkayım bu binadan ama nerede oturacağım? Kiramı kim karşılayacak? Ve nereye gideceğim? Doğru. Ya da gittiğim bina sağlıklı olacak mı? Şimdi hem devlet tarafı var, yetkilerin yapması gerekenler var. Hem de bir de vatandaş tarafı var. Bu denge sağlanmayınca da işte kentsel dönüşüm siz de biliyorsunuz ne kadar gerçekleşti. Aynen. Yani işte Bayraklı'yı gördük. Hep bir yani kentsel dönüşümden tersten başlarsak hep İstanbul'da kentsel dönüşüm oranı en yüksek olduğu bölge Bağdat Caddesi ve civarı derler. Ne kadar yanlış bir şey bölgesi. De değil tabii. Yani tabii yine depremle etkilenecek ama öncelikle daha riskli alanlar mevcut. Avcılar mesela. Tabii ki Avcılar, Zeytinburnu tabii o bölgeler daha riskli yani. İşte 99 depreminde gördük. Olası İzmir depreminde de hani Avcılar tarafında yine bazı binalarda hani çok gezip görmediğim için hasarlar oluştuğu söyleniyor. Ama aslında burada bizim yapılması gereken işte 2012'de çıkan kentsel dönüşüm yasası bazı maddeleri revize oldu. Bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi ile kaldırıldı, değiştirildi. Ya burada aslında mantık şöyle. Bence biraz konut sahiplerinin özellikle biraz bazı şeyleri talep etmesinde şey var. Yani işte bizde ya burada bir şey olmaz. Ben binanın 70'lerde yapılışını gördüm. İçine
Çok fazla demir attılar, betonunu şöyle kardılar. Bir kere şimdi malzeme olarak elinizde çok kaliteli malzeme yoksa siz ne kadar iyi tasarım yaparsanız yapın, o tasarımda öngörülen davranışı elde edemezsiniz. Bina için konuşuyorum, hani konut tipinde binalar için. O yüzden özellikle binalarının işte ustalar bu betonu kardı, demiri şöyle koyduk, çok demir koyduk, şey yaptık gibi, hani böyle bir bilmeden, teknik bilgisi olmayacak şekilde değerlendirme yapan kişilerin de aslında bu tarz şeylere yol açabiliyor, olumsuz sonuçlara. Bir de dediğiniz gibi handikapı şu, şimdi biz işte bir risk analizi raporu istedik diyelim. Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilendiği kurum ve kuruluşlar var. Oraya başvurdum, gelin benim bir yapımı değerlendirin. Bu yapının deprem performansı nasıl? İşte yeni yönetmeliklerimiz var. 2018 yönetmeli ve riski binalar yönetmeline göre bu tespit yapılıyor. İşte diyor ki sizin binanızın aslında bazı elle tutulur iyi yanları var ama bazı yanları da özellikle deprem konusunda zayıf. Bunu şey yapalım, güçlendirelim derse gidiyor yeni yönetmeliğimizin ilgili maddelerine, ilgili bölümde ilgili kurumla, işte inşaat firmasıyla görüşüyor. Teknik açıdan tekrar tasarımı yapılıyor. Güçlendirme yoluna gidiliyor. Ama diyor ki sizin bu binanın elle tutulur hiçbir yanı yok. Yani kendi ağırlığını zaten zorla taşıyor. Siz bu binada hani güçlendirme yapmanın da bir manası yok. Çünkü onun bazı özellikleri olması lazım. Yani elle tutulur bir özelliğimiz olsun. İşte malzeme özellikleri iyidir. Ama deprem anında işte bu depremde gelen yanal yükleri kaldıramıyordur. O yüzden bir güçlendirme yapılabilir. Ama zaten binanın bir beton kalitesi yok. Yani çünkü elle kalmış kattan kata hani homojen bir özellik dağılımı yok. O zaman diyorlar ki yani binanız yıkılsın. E size zaten eğer kentsel dönüşüme göre bu bakanlığa intikal ettirilirse riskli bina olarak 30 gün süreniz var. İşte 3'te 2 karar çoğunluğuyla bu binanın işte yıkım kararı alınırsa bir şekilde yıkım kararına geçilmesi lazım. Ha olmadı. Bakanlık diyor ki o istemeyen kesimlerle anlaşamadığınız konut sahiplerini ya işte satışı olur hak sahipler arasında ya üçüncü kişilere satılır. O da olmazsa ben işte onlara el koyarım. İşte ona göre açık arttırmayla satarım diyor. Ama dediğiniz gibi işte kira yardımı yapılıyor. İşte kredi teşviği verildiği söyleniyor ama günümüzde hani kredi oranlarında nasıl olur? Yani onu konut sahiplerine düşündüğümüzde, konuştuğumuzda şu ortaya çıkıyor. Çünkü müteahhitler biraz eğer çok kar elde edemeyecekse konut sahibine o işe girmiyorlar hocam. Çok fazla maddi külfet bırakıyor. Yani neredeyse bir sıfır ev parası istiyorlar sizden. Hani %80'ine yakın o bölgede yeni bir sıfır binaya girseniz, atıyorum 4 birim para ödeyecekseniz sizden 3 birim para istiyor binanın yenilemesine. Yani kar payını düşüyor gibi bir şey kabaca. Şimdi bu da insanları zorlayacak doğal olarak. Belki farklı adımlar atılabilir. Daha uzun vadede faizsiz. Çünkü burada bir hayat söz konusu. İnsanların hayat söz konusu. Faizden ziyade faizsiz krediler verilip daha uzun yıla yayılabilir. Tabii bunu hem yasa koyucuların hem de diğer finansörlerin biraz görüşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir afetten bahsediyoruz. Ve bu felakete dönüşebiliyor ülkelerdeki. Doğru. İmkanlar ya da imkansızlıklar, farklı planlamalar sebebiyle işte 2020'de 7 üzerinde 9 deprem miydi? Evet öyle bir şey var. Yani 10 küsür tane deprem olmuş. Evet. En çok ölüm Türkiye'de. Evet. Meksika'da bile 10 kişi hayatını kaybetmiş. Sonrasında Papua Yeni Gine'de 2 kişi ölmüştü. Yani şimdi şöyle rakamsal olarak baktığımızda doğru. Hani işte baktığımızda en fazla yaralı sayısı ve ölü sayısı hatta bizde. Hatta hocam özür dilerim. O videoyu biz paylaşalım. Tabii ki. Arkadaşlar onu verebilir miyiz videoyu acaba? Dünyadaki depremleri bir paylaşalım. Dünyada 2020 yılında kaç deprem meydana geldi? Şimdi ekranlarınıza getireceğim değerli seyirciler o videoyu. Dünyada 2020 yılında 9 ve daha fazla 7 üzeri deprem gerçekleşti. Türkiye'de yine bu sıralamada çünkü ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verisi, değerlendirmesi daha farklı, ölçümleri daha farklı. İzmir depremini 7 sayıyor mesela, 7 büyüklüğünde sayıyor. Biz 6.6 diyoruz. Yine Avrupa'da 6.9 sayılıyor. Ve Türkiye'de bu depremlere dahil ve en çok ölüm Türkiye'de gerçekleşti. Tam 165 kişi. İzmir Bayraklı'da 115, Elazığ Malatya'da 41 ve İran Van'da İran Van depreminde 9 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 165 can, yine yüzlerce insan yaralandı. Detaylı şekilde izleyelim o videomuzu, derlememizi. Sonra o konu üzerine konuşacağız. Niye Türkiye'de ölümler fazla oluyor peki? Yılında Türkiye'de oldu. 24 Ocak'ta Elazığ Malatya bölgesi 6.7, 30 Ekim'de İzmir 6.6 ile sallandı.
iki depremde de bilanço ağır oldu. 156 kişi can verdi, onlarca kişi yaralandı, onlarca ev ve iş yeri de hasar gördü. An itibariyle. 23 Şubat'ta İran'da meydana gelen depremde Van'da yara aldı. Bu depremde de tam 9 kişi can verdi. Depremle birlikte büyük kentlerdeki çarpık yapılaşma, dikey mimari ve Türkiye'deki yapı stokunun niteliği yeniden tartışma konusu olurken, dünyada gerçekleşen benzer depremlerde yaşanan zararın Türkiye'dekine kıyasla çok daha düşük seviyede olması, ülkedeki deprem hazırlığının ne kadar yetersiz olduğunu da gözler önüne bir kez daha serdi. Altı ve üzeri büyüklükte 105 deprem. 9 tanesi 7 ve üzerinde. Bu veri Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin 2020 yılında dünyada meydana gelen depremlerle ilgili derlemesinin sonucu. Japonya, Şili, Endonezya, Yunanistan ve daha pek çok ülke sallandı. Ancak en çok ölüm 2020 yılında Türkiye'de oldu. 24 Ocak'ta Elazığ Malatya bölgesi 6.7, 30 Ekim'de İzmir 6.6 ile sallandı. İki depremde de bilanço ağır oldu. 156 kişi can verdi, onlarca kişi yaralandı, onlarca ev ve iş yeri de hasar gördü. An itibariyle. 23 Şubat'ta İran'da meydana gelen depremde Van'da yara aldı. Bu depremde de tam 9 kişi can verdi. Depremle birlikte büyük kentlerdeki çarpık yapılaşma, dikey mimari ve Türkiye'deki yapı stokunun niteliği yeniden tartışma konusu olurken, dünyada gerçekleşen benzer depremlerde yaşanan zararın Türkiye'dekine kıyasla çok daha düşük seviyede olması, ülkedeki deprem hazırlığının ne kadar yetersiz olduğunu da gözler önüne bir kez daha serdi. Deprem değil, bina öldürür diyen uzmanlara göre depremi önlemek imkansız. Ancak hasarları azaltmak mümkün. Fay hatları üzerine bina yapmamak ya da zemine uygun yapılar inşa etmek en basit tedbirlerden. İşte bunun dünyada pek çok örneği var. Depremlerdeki ölümlerle ilgili çoğunlukla Türkiye ve Japonya kıyaslanıyor. Ama sadece bu Japonya ile sınırlı değil. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre 2020 yılında Türkiye'deki Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerini saymazsak, dünyanın farklı ülkelerinde 6 ve üzeri büyüklükte toplam 105 deprem yaşandı. Bunların 96'sı 6 ile 6.9, 20'si 6.5 üzeri ve 9 tanesi 7 ve üzeri büyüklükteydi. Bu depremlerin tamamında sadece 13 kişi hayatını kaybederken, 13 kişiden 10'u 23 Haziran'da Meksika'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde, biri ise 17 Temmuz'da Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7.0 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirdi. Sessiz alın! Tıpkı İzmir ve Elazığ'daki depremler gibi 6.5 ile 6.9 büyüklüğü arasındaki depremlere bakıldığı zaman, Türkiye dışında 7 farklı ülkede 12 deprem yaşandı. Japonya, Şili, Endonezya, Yunanistan, Solomon Adaları ve ABD'de gerçekleşen 6.5 ile 6.9 büyüklüğü arasındaki depremlerde hayatını kaybeden yok. Bu sarsıntılarda can kaybı yaşanan tek depremse, iki kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki 18 Ağustos Filipinler depremi oldu. Tüm dünyada 2020 yılında meydana gelen 10 ve üzeri kişinin öldüğü 4 depremden ikisi Türkiye'de gerçekleşti. Uzmanlar ölü sayısında fayların yaşam merkezlerine olan uzaklığının da önemli olduğunu, ancak şehirlerin planlaması sırasında fay hatlarının hesaba katılmamasının da son derece hayati önemli olduğunu vurguluyor. Dünyada hal böyleyken Türkiye'deki sarsıntılarda hasarların ve can kayıplarının fazla olması, önlemler konusundaki eksiklikleri bir kez daha düşündürüyor. Ekrana getirdik. 2020 yılında dünyada meydana gelen depremler. Ama en çok ölüm Türkiye'de ve bu bizim kaderimiz mi? Yani kaderimizi mi yaşıyoruz?
Ya da bir sonraki depremde yine kaderimizi mi yaşayacağız? Kaderimizi mi yaşayacağız? Yoksa bu kaderimizi düzeltebilir miyiz mesela? Hasarları azaltabilir miyiz? Ya da asıl soru şu, vaktimiz var mı bu hasarları en aza indirmek için? Hocam, fikrinizi merak ediyorum bu konuda. Şimdi bazı yerlerde yerleşim yok, Alaska gibi yerlerde ve bazı yerlerde de yerleşim bölgeleri fay hatlarından daha uzak bir tarafta. Ama benzer ülkeler de var bizimle. Doğrudur. Yani şimdi tabloya ilk baktığımızda, hani rakamsal olarak değerlendirdiğimizde diyeceksiniz ki Türkiye'de ölüm sayısı yüksek, yaralı sayısı yüksek. Aslında benzer potansiyele, işte deprem tehlikesi altındaki benzer sosyoekonomik olan ülkelere baktığımızda, aynı depremler orada olsa yine bizde maalesef ki ölü sayısı ve yaralı sayısı yüksek olma potansiyeli fazla. Yani şimdi ama dediğiniz gibi işte yerleşim yerine yakın mı? Yani bir depremin ormanda olması, yerleşim yerinden tamamen uzakta olması aslında hissedilen bir yer hareketi, sarsıntı olmadığı için aslında deprem şiddeti olmuyor. Yani nüfusu etkilemesi lazım, konutları etkilemesi lazım, hissedilmesi lazım. Ama tablo çok kötü bir, yani Türkiye açısından bizim için üzücü. Çok olumsuz ve üzücü bir tablo. Yani dediğim gibi benzer sosyoekonomik düzeydeki ülkelere baktım, işte bunun en güzel örneği biz Güney Amerika'da Şili'yi veririz. Şili'de işte 7.6-7.8'lik deprem oldu, büyüklüğünde depremler olduğunda 1-2-3 binada hasar olur. Yani can kaybı da genelde, yani onu çok geçmez o büyüklükte depremlerde. Çok sıkıntılı durumlar olmadığı müddetçe tabii. Yani depremin doğası gereği bazı bilinmezlikler her zaman var. Ya biz de işte hani bizi yetiştiren hocalarımız da biz de aslında hep dediğimiz şekilde, yani depremin doğası gereği bazı bilinmezlikler var ama bazı şeyleri biliyoruz. Yani bizim Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevriliyse üç tarafı fay hatlarıyla da çevrili. Yani bunu girip MTA'nın diri fay haritasına baktığınızda görürsünüz. Yani irili ufaklı aslında bu fay zonları dışında küçük faylar da var ama esas olarak depremin büyüklüğüyle ilişkili olarak fay uzunluğu, ne kadar uzunlukta fay kırıldı, ne kadar sürdü. Bunlar aslında deprem büyüklüğüyle ilişkili. İşte bu Düzce depreminde konuşmuştuk. Düzce depremini tetikleyen 99, işte 17 Ağustos depremi var. Orada 120 kilometrelik fay kırılıyor. Fay, Düzce fayın 30 kilometrelik kısmı kırılmış oluyor. 12 Kasım'da da diğer 42-43 kilometrelik kısmı kırılıyor. Aynı fay hattı değil mi? Evet, yani Düzce fayı aslında bu Kuzey Anadolu fay hattının en kuzey kolu gibi. Yani bir 73 kilometrelik bir kolu var Kuzey Anadolu fay hattının, tam Düzce'nin içinden geçen Düzce fayı diye. Yani aslında bilinen şeyleri biz bir türlü önlem alamıyoruz. Yani dediğiniz gibi 2 hafta önce deprem oldu. Kurtarma çalışmaları bitti. Medyada elini bu konudan çekti. Yani baktığınızda yine bir işte büyük deprem olacak ki tekrar hatırlayalım. İşte büyük deprem olduktan sonra medyanın ilgisini çeken ne oluyor? Hocam deprem olacak mı? Ya da işin uzmanları. Yani depremin olacağı biliniyor. Ama tarih vermek esasında aslında riskli bir durum. Farklı sonuçlar doğurabilir ama tarihten ziyade. Yani bir saat önce mesela tersten bir soru sorsak. Depremi bir saat önce bilsek. Dışarı çıksak. Hani öyle bir ütopya olsa, dışarı çıkıyor. Binalar yıkıldı. Biz nerede konaklayacağız? Nereye sığınacağız? Bunlar da yok. Eğer binalarınızı güçlendirmezseniz, depremi bilseniz bile, bina stoğunuzu yenilemez, güçlendirmezseniz, depremi bilseniz bir işe yaramayacağı kesin. Yani bunu da öngörebiliyoruz. O yüzden bizim yapacağımız şey ivedilikle, yani zaman kaybetmeden, aslında çok zaman kaybettik 99'dan bu yana, yol alabildik mi? Bence istenilen yolu, uzmanların istediği yolu alamadık çok. Yani kağıtlar dolusu raporlar var, sonuçlar var, bilimsel çalışmalar var. Ama gelin görün bir türlü istenilen düzeyde ivmeli bir şekilde adım atamıyoruz. İlerleyemedik. Önlem alamıyoruz. Evet. Şimdi Türkiye'de 3 tane fay hattı var. Doğru. En büyük değil mi? Doğu Anadolu. İşte güney kısmı var. Kuzey Anadolu fay hattı. İşte bu Van'dan kabaca, Van Gölü'nden başlayıp Saros Körfezi'ne giden İzmir bölgesinde, Batı Anadolu'da var. O işte irili ufaklı. Hani çok böyle uzun bir fay değildir ama farklı farklı. İzmir'in hatta biraz kuzeyinden geçen uzun bir fay vardır. İşte o bölgesel jeolojik özellikleri bakımından da biraz, hatta o bölgede depremsel sıklık diğer işte Kuzey Anadolu fay hattında oluşan sıklıklar gibi, yani özellikle İstanbul çevresine göre daha fazla. Daha fazla değil mi? Yani 25-30 yılda, hani bu jeofizikçilerin açıkladığı 25-30 yılda bir tekrar edilme sıklığı mevcut diyorlar. Bu tehlike haritası. Aslında bunu bazı ampirik denklemlerle hesaplanmış tehlike haritası. Bunu işte hesaplamalarla riske dönüştürüyoruz. Risk dediğiniz işte sayısal değerler aslında. Koyu da, kırmızı olan, tabii koyu kırmızı dediğiniz yerler aslında tipik olarak eskiden deprem bölgesi haritası vardı. İşte bu koyu kırmızı yerler aslında kabaca
bu ana fay kollarının geçtiği bölgeler işte. Van Gölü'nden başlayıp Sarasu Körfezi'ne girer Marmara Denizi altı. İşte İzmir'in kuzeyinden geçer bir de güneyinden geçen iki ana hat vardır. Hatta Ege Denizi'ne de girer işte Sisam ve Samos'ta. O bölgelerde oldu son Ege depremleri. İç Anadolu'da da yani küçük faylar vardır. Ova bölgesi diye geçer ama esas büyük depremler bizim özellikle Kuzey Anadolu fay hattında yani fayın doğası gereği o bölgelerde çok tarihsel bakımdan da çok büyük depremler olmuştur. Ama Ege'de de fay tipine göre yani 6.9-7 büyüklüğündeki deprem yine de o fay tipine göre dünyada sayılı deprem büyüklüklerinden biri. Ayvalık'ta olmuş mesela 1919 yılında yüksek bir şiddet. Çanakkale'de olmuş. Şunu söyleyecektim mesela haritaya baktığımızda bilimsel gerçekler var. Var. Evet. Yüzüne baktığımızda o fay hatları üzerinde meydana gelen depremler var. İşte Bingöl, Karlova, Muş, Varto, Kahramanmaraş, sonra Elazığ, Malatya, evet, Erzincan, tabii Erzurum. O fay hattı üzerinde Çankırı, Bolu, Kocaeli, Sakarya, İstanbul. Yani işte şu fay hattı bahsettiğim fay hattı. Ve bu fay hatlarını biliyoruz. Ege tarafında hep hareket var. Evet. Ama çok büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum şu konuda Türkiye olarak. Marmara depremi, Marmara depremi. Nüfusun yoğun olduğu bir yer. Elbette çok büyük vuracak Türkiye'yi. Olacak. Ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bilmiyorum. Dediğiniz gibi medyada biraz böyle gün ve saat verme açısından, manşet haber yapma açısından oldukça bu konuda istekliler. Doğru. Ve bundan da haz duyuyorlar. Marmara derken anladık ki Türkiye'nin pek çok yerinde bir deprem söz konusu. Doğru. Belki bir saniye sonra, belki iki saniye sonra. Bir de böyle bir sıkıntısı var. Marmara'ya odaklanmanın böyle bir problemi oldu. Bayraklı'yı gözden kaçırmışız. Kim bilir kaç yeri daha gözden tabii kaçırıyoruz. Tabii İzmir'i gözden kaçırmışız. Yani İstanbul'da beklenen deprem var. Yani bizde biraz hani medyada çıkıp özellikle fay haritası üzerinden işte şu fayda şöyle deprem olacak, şu fayın büyüklüğü bu. Biz işte şöyle bir faylanma görüyoruz gibi hani temel jargonla konuşuyorlar. Aslında biraz çok teknik bilgiye de kaçarak hani çok fazla laf kalabalığıyla bir şeyler anlatılıyor. Ama esas muğlaklaşıyor mesela. Tabii yani normal halkımızın ya özellikle kamuoyunun zihninde her şey muğlaklaşıyor. Bir korku, panik havası sezinliyor insanların içinde doğal olarak insanın doğasında. Ama burada yapılması gereken dediğim gibi insanların aslında bilinçli olması lazım. Yani işte benim işte bazıları anlatıyor. Ben apartman toplantısı yaptık yöneticiyle diyorlar. İşte dedik ki işte bir deprem performans raporu, bir risk raporu aldıralım. Ona göre binamızın durumu ya şimdi kim uğraşacak? Yıkılırsa biz ne yapacağız? Ama işte görüyorsunuz İzmir depreminde bir yönetici röportaj verdi. Biz işte bunu 2012'de yaptırmıştık dedi. Rıza Bey hocam. Evet herhalde. Rıza Bey apartmanının bir kadın yöneticisi vardı. 2012'de rapor aldırdık. O sıra işte çoğunluk karar aldıramadık. 2018'de tekrar belediye bize yazı bu risklidir bunun yıkılması lazım falan dedi diye böyle durumlar ortaya çıkıyor. Yani bunun vicdani ağırlığı da var. Yani öyle düşünülebilir. Yani şu anda kısa vadede insanlar için hem ekonomik ağırlık hem de bir ağır bir uğraş olarak ortaya çıkıyor olabilir ama uzun vadede insan canı yani bunu yaşamayan hakikaten bilemiyor. Biz sadece televizyondan gördüğümüz kadarıyla gidip deprem bölgesinde o depremi yaşamış insanlarla konuştuktan sonra bakış açıları değişecektir. Yani bunu tecrübe etmeden biz hiç değilse çünkü artık dünyada bu tarz binaların ekonomik kayıp olarak da bakılıyor. Yani dünyada aslında gelinen nokta artık binaların yıkılmamasını sağlıyoruz biz. Ama sorun şurada. Şimdi binalar yıkılmıyor ama bazıları orta hasarlı dediğimiz, az hasarlı dediğimiz binalarda işte bölme duvarlar çatlıyor, yıkılıyor. İşte hani aslında yapısal olmayan bazı binayı oluşturan elemanlarda gözle görülür hasarlar oluyor. Doğal olarak da insanlar o binada oturmak istemiyor. Yani siz de bir öyle bir yere girseniz, ben de girsem doğal olarak bir tedirginlik yani olur. Görsel ne bile etkiliyorsa. Tabii. Aynen. Yani şu anda artık onu yani yapısal olmayan elemanlarda bile özellikle duvar hasarları, diğer elemanlarda hasar oluşmaması yönünde çalışmalar yürütülüyor ki bizim yeni yönetmeliğimize de girdi. Yani o yönde çalışmalar varken biz hala binaların yıkılmamasını sağlayamıyoruz bir türlü. Özellikle bu adımları atamıyoruz sağlayacak adımları da. Bilmiyorum yani dediğimiz gibi yasa koyucuların biraz daha radikal kararlar alıp bizim de vatandaşlarımızın özellikle talepkar olması lazım. Hocam, yani talep edecekler ki alacaklar raporu. Ona göre baktılar bir eksiklik var. İdareden bir şekilde talep edecekler. Elbette çünkü vatandaşın, insanların insafına bırakırsak bir şeyleri bu bir yerden sonra bir kaos yaratır. Yani devletin bu konuda çok sert adımlar atması gerekiyor. Çünkü bazı suçlar, bazı usulsüzlükler devletlerin yaptırımlarıyla değişebiliyor. Hep böyle Avrupa örneğini veriyoruz. Onlar bizden çok erdemli olduğu için değil. Devletler kuralları sert şekilde uyguladığı ve
ayrım yapmadığı ve de insanlar bilinçlendiği için. Doğru. Yani çok zor değil. Bir de gerçekten ben korkuyorum mesela. Şimdi İzmir depremini biz kaç gün aktardık? Belki 5, belki 6 evet. gün. 91 saat sonra ayda kurtarıldı. Evet. Peki Marmara depremi olursa ya da ya da biz yarın mesela yine bir deprem enkazı haberi mi aktaracağız günler boyunca? Oradan cesetlerin çıkmasını mı bekleyeceğiz tek tek? Kaç kişi ölecek mesela? Yani işte aslında risk çalışmalarında işte 2003'te İstanbul Deprem Master Planı'nda 4 üniversite katkısıyla bir çalışma yapıldı. Yani İstanbul'daki aslında şu anda neredeyse bizim hocalarımızın yer aldığı o çalışmada, hocalarımız dediğim mahalle mahalle aslında riskli binalar tespit edilmiş durumda. Yani bu risk hem binaların yıkılması, olası can kayıpları, olası ekonomik kayıplar. Yani risk aslında bazı sayısal değerleri kapsar tehlikeden riske geçtiğimizde. Şimdi bunlar belli. O master planı açıp tekrar baktığımızda, o riskli bölgelere gittiğinizde bu binaların kaçı değişmiş? Değişen bir şey yok. Yani 300 bin, 400 bin binadan konuşuluyor İstanbul'da riskli olarak. Yani 200-300 küsür bin bina deniyor. 300 bin bina demek 1 milyondan fazla insan demek. Tabii ki. Yani binası. İstanbul için konuşulan, bu tespit edilen, edilemeyen, yeni yapılan binalarımız var. Onların hani hep düşüncemiz iyi bir mühendislik hizmeti aldı. Deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Hani olası depremin doğası gereği hani bazı öngörülemeyecek büyüklükte etkileri olabilir. Hiç değilse yıkılmasın, insanlar içinden sağ çıksın koşullarını sağladığı düşünülüyor. Özellikle eski binalarda yani 70'lerde yapılmış, 60'larda yapılmış. Yani hepsi için kötü demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Ama bir iyi bir mühendislik hizmeti almış mı? Malzeme kalitesi belli mi? Belli değilse o zaman bir tespit ettirin. Bakın ne olur ne biter ona göre. Çünkü uzmanların dediğine göre özellikle jeofizikçilerin beklenen işte büyük çekmece kısmında ki fay kolunda bekleniyor deprem. Yani özellikle o bölgede olduğunda 7 üzeri, 7 büyüklüğü üzeri bir deprem. Yani İstanbul için, Türkiye için özellikle yani çok vahim sonuçlar doğurur ama temennimiz olmaması. Ama sırf temenniyle olmuyor. Adımlar atmak gerekiyor. Hocam olmuyor temenniyle. Tabii ki. Yani şöyle elimizden bir şey gelmezse biz temenni edebiliriz. Evet. Ama siz mesela temenni edemezsiniz. Evet. Siz inşaat mühendisisiniz evet. ve bu alanda uzman bir isimsiniz. Devlet yetkilileri temenni edemez. Evet, yani aynen. oturup biz burada dua etmeyeceğiz ki deprem tabii olmasın. Tabii ki. Yani adımları bir an önce atmak gerekiyor ama bir şekilde yine hep biraz işte dediğim gibi sosyolojik bir etkisi var. Yani bizim halkımız inşaatı çok hızlı yaptık, onunla övünür. Yani hızlı yapmak değil. Gerçekten bilgini kullanıp doğru. ekonomi ölçtüğünde iyi bir ekonomik ürün ortaya koyarsan o iyi bir şeydir ve istenilen performansı alırsan bu hem tesisat için hem bina için geçerli bir yaklaşım. Yani o yüzden hızlı yapmaktan ziyade biz mühendislik yani teknik bilgi altyapısı iyi mi? Yani iyi bir mühendislik hizmeti almış mı? İyi denetlenmiş mi? Çünkü yerel yönetim, o bölgedeki idare, çünkü bunun farklı kuruluşlar da var, kurumlar da var. Ya bir kere inşaat ruhsatı veriyor, bu ne demek? Bunun projeleri uygun yapılabilir demek. Sonra yapılıyor, işte denetleyen bir kuruluş var. İşte sonuna kadar belediyeden görevliler diye. Son ne oluyor? İşte kat mülkiyetine geçiliyor falan, kat irtifakından. Sonra oturulabilir için, yani yapı kullanım ruhsatı, iskan veriliyor. Bu ne demek? Bu yapı yapıldı. Neye göre? Yasalarımızın belirlediği çerçeveye göre. Yani işte deprem yönetmeliği uygulandı, uygulanacaksa. İşte ben baktım malzeme kalitesi iyi, ben baktım ki tasarım yapılmış projeye uygun olarak yapıldı. Bu binada oturulabilir demek oluyor. Yani şimdi bu ruhsatı da verdikten sonra doğal olarak insanlar da vatandaş da gidiyor eve, alıyor konutu, oturmaya başlıyor. Ama ne hikmetse deprem sonrası ilk tabii ki müteahhitler hemen suçlanır ama şimdi müteahhitlere gelmeden önce hani müteahhit hep derler ki işte projeye uygun yapmamıştır. İşte bozuk beton geldiyse dökmüştür ya da farklı işte demirleri kar etmek için işte daha az döşemiştir falan filan hep aklımıza gelen argümanlar oluyor. Ama peki bunu denetleyenler ne oldu? Yani buna ruhsat verenler ne oldu? Bunlar hiç sorgulanmıyor. Bayrağı hocam 7 tane müteahhit tutuklandı. 9'u evet. gözaltına alalım. 7'si tutuklandı. Peki oraya izin verenler? Yani şu ana kadar hep yani hiç böyle devlet yetkilisinin mahkemede bir savunma yaptığını ya da ceza aldığını gördük mü? Görmedik. 99 depreminde de olmadı. Diğer depremlerde bir belediye görüşler vardı o zaman. Evet o yani şeydi. Maalesef. O suç, bütün suçlar, bütün suçlar onun üzerine kaldı. Onun üzerine kalmıştı. Ya tabii ki müteahhitlerin de suçu var. Yani bizim yapı gereği, sosyolojik yapı gereği yani hızlı para kazanma yolunu seven bir toplumuz. Yani herkes için konuşmayalım ama şimdi inşaat sektörü de öyle bir şey. Kısa vadede çok kar getiren elbette. Bir sektör olduğu için bir de bütün 60'a 70'e yakın alt sektöre de dokunduğu için öyle baktığınızda herkes eskiden özellikle toplu para geçtiğinde ben hani bunu bir şekilde katlayayım sonra büyük müteahhit olayım
falan hevesiyle girdi. İşte işten anlamasa da yani biraz orada eskiden özellikle eğer iyi bir mühendislik hizmeti almalıysa, mühendisle çok temas olmalıysa bildiğiniz orada inşaatta çalışanların biraz bilgisiyle idare ettiği gibi bir algı ortaya çıkıyor. Yani dediğim gibi işte 2001'de gelen yapı denetimi kanunuyla işte o kanun ilk çıktığı haliyle olsa daha sert bazı maddeleri var. Sonuçta Anayasa Mahkemesi vasıtasıyla değiştirildi falan filan. Yani orada da A şahıs bir firma kuruyor işte müteahhit. B şahsı adına da farklı bir denetim firması kuruyor. Aslında arka sokakta, arka planda onlar birbiriyle aynı şahsa ait. O projeyi yapıyor, öbürü de denetliyor gibi doğru, gösteriyor. Doğru. Aslında aynı kişi. Yani baktığınızda şimdi bu da işte sosyolojik açıdan bizim yani ahlak dediğimiz kısma giriyor. O farklı bir tartışma konusu. Yani hem bilinç tarafı hem ahlaki tarafı var. Tabii yani yasa, tarafı var, yasa kurallar tarafı var. Yani ben hani gördüğüm 3 tane ana ayağı var. 3 ana ayağın biri eksik olursa zaten denge sağlanmıyor. Bence üçünü de iyi tesis etmemiz lazım ki bazı şeyleri başaralım, iyi sonuçlar alalım. İnsanlarımız da hayatlarını kaybetmesin, yaralanmasın. Çünkü o boyut, en büyük boyutu bir de baktınız artık günümüzde ekonomik kaybı da fazla. Büyük devletler onu da düşünüyor. Yani baktığınızda olmaz bina mı hocam? Yaptım tabii ki. Çok fazla. Yani. Şimdi hocam bir dakikamız kaldı. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Biz Türk milleti olarak pek ders çıkartan bir millet değiliz. Ancak acı bir haber aldığımız zaman tedbir alıyoruz. Mesela karayollarında bunu çok görürüz. Bir yolda bir hata vardır. O hata sonucu bir kişi ya da birkaç kişi ölür. Bariyer konulur. Ama bu deprem konusunu kader demek doğru değil. Gerçekleşecek fakat felakete dönüşmesi ya da dönüşmemesi bizim elimizde. Doğru. Yani ders çıkarttığımızı ben düşünmüyorum şahsen. Siz de aynı fikirdesiniz. Başka deprem uzmanları da aynı fikirde. Doğru. Son sözlerinizi rica edeceğim. Ya ben de dediğiniz gibi sizin sözlerinizle de katılıyorum. Aslında toplumumuzun bazı ön yargılardan kurtulup, işte ön yargılardan hızlıca değinip, zeminim sağlam bir şey olmaz. Binamıza işte şu kadar demir kondu bir şey olmaz. Bu binanın az katlı. Yani öyle bir şey yok. Eğer gerçekten her parametreyi bir mühendis, onu tasarlayan mühendisler biliyorsa, o binayı çok düzgün bir şekilde tasarlayıp deprem performansı da çok iyi bir şekilde ortaya çıkabilir. Yani bazı ön yargılardan teknik bilgimiz yoksa kurtulmamız lazım. Hı hı. Bir de diğer bir konuda bazı konularda bilinçlenmemiz lazım. Yani depremin ne zaman olacağını tahmin etmek yerine bence insanlarımızın hep zihninin arka planında, hani hatta gözünün önünde bence, kulağının arkasında her bile olmalı. Her saniye olacakmış gibi. Evet, deprem olabilir. Ya ben bu binamı bir bakayım de binam deprem performansı nasıl? Ben İstanbul'da, İzmir'de özellikle deprem riski yüksek, tehlikesi yüksek bölgelerde oturuyorum. Bir baktıralım. Ona göre bir önlem alayım yoluna girmesini ben herkese tavsiye ediyorum. Çünkü can, insan hayatı hiçbir şeyden hiçbir şeyle ödenemez. Yani tabii, parayla tabii da alamazsınız, başka bir şeyle de alamazsınız. O yüzden bir bina yıkıldığında onlarca kişi risk altına giriyor. O yüzden bence önlemlerimizi almaya başlayalım ki bir daha bu afet sonrası yaşadığımız görüntüleri yaşamayalım. Hocam çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Biz Kanal B olarak konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü deprem olduğu zaman değil sadece ve pek çok konu gerçekleştiği zaman değil. Öncesinde konuşalım istiyoruz ki tedbirimizi alabilelim biraz daha bu konuda. Akıllanmak da istiyoruz doğru, aslında. Doğru. İşine hamiyane tabiriyle. Doğru. Tekrar görüşmek temel. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Size sağ olun hocam. Konuğumuz Başkent Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Fırat Soner Alıcı'ydı, İnşaat Mühendisliği bölümünden konumuz depremdi. Ve bir kez daha bizler bu vesileyle Düzce depreminde hayatını kaybeden ve depremlerde kaybettiğimiz bütün insanları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Bıraktıkları boşluk asla dolmayacak ve o boşluklar artmasın diye konuşuyoruz bizler de. Ders alalım ve tedbirimizi alalım, büyük bir hasarla, felaketle karşılaşmayalım diye. Programımızı sonlandırıyoruz. Bu arada süremizin sonuna geldik. Programda emeği geçen herkes adına hepinize güzel bir gün diliyorum. Yarın sabah saat 7'de buradayız. Görüşmek üzere.